Zehra teyze! Zehra teyze! Geliyorum! Ne var Ayşe? Fenayım Zehra teyze! Nasıl fena olmayasın ayol? Ot yok, ocak yok! O da sokaktan daha soğuk! Ne sobada odun, ne de mangalda ateş var! Açlık da cabası! Bu halini bilseydim, sana tarhana çorbası pişirirdim! Yesem, ne fark eder ki? Ölüm yapışmış yakama bir kere! Üzme kendini dedim! Canım, kocan da bir iş bulsun! Bu hale düşmeniz hep onun beceriksizliğinden! Hayır! Şanssızlığından zavallının! Öyle düşecek adam mıydı? Hem söz vermişler, işe girecekti bugün. Ay, ay kasığın çıkacak kız! Koca testi taşınır mı hiç? Yavrum, sıra sıklam olmuşsun. Havada dışarı çıkılır mı? Sen susuzluktan yanarken yağmur değil taş yağsa çıkardım. Senin için öl deseler ölürüm. Yavrum, altın kalpli kızım, yaşayacaksın sen. Fakat belki bir gün ayrılacağız. Nereye gitsem ben de gelirim arkandan. Soğuktan titrerim, aç kalırım, susuz kalırım. Ama sensiz olamam, olamam anneciğim. Bir gün herkes ayrılır anasından. Ben ayrılmam senden, ayrılmam! Bir gün çok uzaklara gitmek zorunda kalırsam... Beni almadan mı? Sen belki çok, çok sonra gelirsin yanıma yavrum. Ama unutma, nerede olursam, ne kadar uzağa gidersem gideyim... ...hep seninle olacağım. Karım nasıl? Umutla seni bekliyorlar ana kız! Bir şeyler getirirsin diye, ama yine ellerim boş! Biliyorum teyze, biliyorum! Ben de çaresizlikten öleceğim! Günlerdir dört dönüyorum iş bulmak için... ...Hangi kapıya başvursam duvar oldu! Aklımı oynatacağım! Karının vaziyeti fena! Açlıktan, soğuktan ölecek zavallı! Yetim kalacak yavrum! Sus Zehra teyze, yalvarırım! Çöpçülük, hamallık, lahmacılık, ne iş olsa rahatsızım. Ama yok. Hırsızlık yapayım diyorum, elim varmıyor. Karım hasta, ölüm döşeğinde, yavrum aç diyorum. Gene de iş yok diyorlar. Hüseyin! Geliyorum! Hüseyin! Nasılsın Ayşe? Fena değilim. Üzülme, her şey düzelecek. İş buldun galiba. Şey, iş buldum tabii. Hem avaz bile aldım. Avaz mı aldın? Allah'ım, büyük Allah'ım... ...dualarımı kabul edeceğini biliyordum. Elbet kabul olunur duan. Sen melek gibi bir kadınsın. Ben gidip yiyecek bir şeyler alayım, hemen dönerim. Hüseyin... Hı? ...hastalığıma bakma Hüseyin. Halsizlikten gör bak, sen dönene kadar iyileşip dipdiri olacağım. Dükkan kapalı, yarın gel. Bekleyemem, paltomu satacağım. Gecenin bu saatinde mi? Evde karım hasta, aç üstelik. Buna paltomu diyorsun sen? Ancak tahta bezi olur bu be. Çok değil, ne olur 100 lira ver. 75 lira veririm, o da insaniyetimden. Edeceğinden değil ha! Sokağa atsam 100 lira eder. Al, sokak dışarıda. Ederse kendin at. Peki, bunu da veririm. Neredeyse kar yağacak, donarsın. Ben zaten ölmüşüm, fark etme. Hadi, gene iyi tarafıma rastladın. Başkasına bu parayı vermezdim.
Dur bakalım ahbap! Bir merhaba demek yok mu? Merhaba! Madem dost olduk, ver şu paraları da görelim arkadaşların markasını! Ceketim bile yok, para ne gezer bende? Eskiciden tonla para aldın lan! Onlar evimin nafakası, karım çocuğum aç, hasta! Maval okuma be! Sökül paraları da canın yanmasın! Ölürüm de vermem! İnsaf yok mu sizde? Defolun, metelik alamazsınız benden! Onlar karımın, çocuğumun nafakası! İş bulacağını biliyordum Hüseyin. Allah korudu bizi. Anne, anneciğim! Ekmek taze olsun Hüseyin. Sıcak olsun. Ölmüş. Başına vurmuşlar, hem de bıçaklamışlar. Sarhoştu herhalde. Paltosuz, ceketsiz olduğuna göre muhakkak esrarkeşti. Seni yumurcak seni! Seni piç kurusu seni, bu yaşta hırsızlık ha! Annem aç amca! Gebersin senin gibi çocuk doğurduğu için! Yapma! Yapma acı dayı! Ekmek çaldı! Sen büyüksün, affedersin! Affede de sokaklar orospu doluyor ya! Tövbe tövbe, sen bilirsin! Hadi kızım! Sen de evine git! Bir daha da böyle şeyler yapma! İçeride. Gördüm. Niçin attılar? Çünkü param yokmuş. Anladım. Bu senin mi? Ha, benim ya. Bu klarnet var ya, bu klarnet. Hayatımın en bir kıymetli şeyi bu. Ben buna dünyanın tek mil servetlerini değişmem. Ya be, sen in misin, cin misin? Gecenin bu saatinde ne işin var buralarda? Hiç! Nasıl hiç? Evin barkın yok mu senin? Yok! Usta dur da sileyim! Peki, durdum. Demek evin falan yok ha? Evet, yok! Benim var! Sen Allah'ın bir nimetisin! Hep bir çocuk, bir can yoldaşı isterdin! Benim kızım olur musun? Söyle! Olurum! Benim de kimsem yok Allah'tan başka. Yaşa be kız, yaşa! Hadi yürü, eve giderim yavrum! Bakma böyle taşlı tarla otobüsü gibi çarpıklığımıza! Bir zamanların en kral çalgıcısıydım! Etrafımda kızlar fırıldak ki o biçim! Sonra günün birinde tak kapıldım bir kadına! Allah! Nasıl Allah? Aşkta mantara basınca sarıldım şaraba. Çek baba çek, çek baba çek! Sonunda bir de baktım ki sokaktayım. Benim gibi. Eskiden şu mübareğe bir nefes verdim mi... milletin soluğu kesilir, tıs olurlardı. Ama şimdi bir bardak şarap parasını ödeyemedim diye... tekme kötek meyhaneden atıyorlar insanı. Ayıp! Koca adam ağlar mı?
Ağlamaz da ne halt eder? Bak ben ağlıyor muyum? Hem sen benden daha şanslısın. Hiç değilse evim var başını sokacak. İçini ısıtacak çayım var. Şimdi ben de varım. Sana bakar, yemeğini pişirir, çamaşırını yıkarım. Beraber çalışırız istersen. Sen zurna çalarsın, ben de şarkı söylerim. Şarkı biliyor musun sen? Bilmesi ne olacak, öğretirsin. Bak bu kıyak dalga! Belki de Allah yolladı seni bana. Yok, seni bana yolladı. Ha Ali Hoca, ha Hoca Ali. Aynı şey. Bu yaşta bir zekan var ki sırf fosfor. Zaten gözlerin de fosforlu gibi ışıl ışıl. Fosforlu kızım benim. Aslan fosforlu. Adım fosforlu değil ki benim. Olsun be kız. Gönlümden öyle koptu. Adını fosforlu koydum. Ben denizde... Zurna Kazım. Neymiş? Zurna Kazım. Zurna Kazım ve fosforlu düeti. İnsan milletine bir pintilik arz oldu ya. Sanki ceplerinde akrep var ineklerin. Gazinoya gider, cüzdanlarının astarlarına kadar kazınırlar... ...bize gelince üç kuruşa şahin kesilirler. Ya, şansımızı bir de sosyetik yerlerde deneyelim. Hadi. Tanıdım seni, sevgilim ne çabuk unuttum beni. Saklarım kalbimde hala sevgini. Yarın öfkeliyse günah bende mi? Kaderim böyleyse günah bende mi? Seninle çok mesut günler geçirdim. Sonunda sebepsiz ayrılıverdim. Seninle çok mutlu günler geçirdim. Sonunda sebepsiz ayrılıverdim. Neden bu aşkı yıktık? Neden birbirimizden bir anda bıktık? Sevgilim sonunda niçin ayrıldık? Yazımız kötüyse günah bende mi? Kaderim böyleyse günah bende mi? Seninle çok mesut günler geçirdim. Sonunda sebepsiz ayrılıverdim. Seninle çok mesut günler geçirdim. Sonunda sebepsiz ayrılıverdim. Sevgilim acaba...
Sultanlar Sultanı, bir göbekte karşılıklı atsak mı acaba? Sen o göbeği marul tarlasında at! Bana bak Yellow, sen kocama ne hakla? 35'e bakla! Sen tokat yedin mi hiç? Ya sen hiç tophane güllesi yedin mi? Bana bak! Ay kıvaca! Ulan şimdi sana bir fosforlu dayağı atar, gıcırlı sakız gibi çiğnerim! Sosyete şıllı! Kim kimi çiğner görürsün! Görünmüşüm bit pazarında! Gör ya! Tutun şu edipsiz karıyı! Yardım edin bana! Sana ilk yardım bile fayda etmez! Al şu 56'lı suratına da anla be kerçarşamı gibi ağız açmayı! Hasta var mı? Belediye zehirler! Bak! Bak ayağa! Çek be! Çek be! Yavrum! Yaptın gene numaranı! Aslan ablacığım! Bu da senin hissen! Al be oğlum! Beraber çalıştık işte! Bizde adet böyledir! Teşekkürler! Oldu! Hadi, biz eyvallah! Hoşça kal abim! 580 bereket! Bizi mi takip ediyorsun? Gelsene, ne duruyorsun? Neden geliyorsun arkamızdan? Bilmem, geliyorum işte. Adın ne senin? Hüdaverdi. Nereden buldun bu antika adı be? Bilmem, hep vardı. Ben de sizinle çalışsam. Tek başına darbukaya para vermiyor kimse. Ne olur be abla. Hiçbir zararım olmaz. Az para verin, zararı yok. İsterseniz hiç vermeyin. Kimin kimsen yok mu senin? Yok. Öyleyse yürü bakalım. Az daha unutuyordum. Neyi? Kardeşimi. Kardeşini mi? Evet, Abdullah. Bir dakika bekleyin, getireyim. Şimdi tut gelin perçeminden, bir kardeşi eksikti. Hadi be, yürü, inat etme, hadi! Abdullah biraz inatçıdır, ama aldırmayan iyidir. Kardeşe geldi! Abdullah'ın yiyecek parasını da benden kesin. Abdullah! Ay, Abdullah hepimizin kardeşi sayılır. Onun masrafları ortadan. İşin harbisi de böyle olur tabii. Siz çok iyisiniz. Sen de öyle. Hem bize uğur getirdiniz, hasılat arttı. Artık 3 kişiyiz. Kardeşimizi sayarsan 4. Ha evet. 4 kişi de koca bir orkestra sayılır. Kaldırım orkestrası. Ne yapalım? Alnımızın defterine öyle yazmış Felek. Şarkı ve bilakis dans hususunda elimize su dökemeyen elin ibişleri bu işin harcını yerken bizim gibi validesinin karnından notayla ihraç olmuş doğuştan müzisyenler nal topluyoruz sokaklarda. Şimdi kalplerimizin ve müzik dünyamızın eşsiz yıldızı Kemal Aşk'ın yüksek huzurlarınızda. Az mı çileni çektim? Sevmesem çeker miyim? Boş yere bekliyorsun. Artık çok geç sevgilim. Az mı çileni çektim? Sevmesem çeker miyim? Boş yere bekliyorsun. Artık çok geç sevgilim. Bana aşk dersi verme. Sende sevgi ne gezer? Her gün aynı hikaye, oyuna bir son ver. Bana aşk dersi verme. Sende sevgi ne gezer? Her gün aynı hikaye, oyuna bir son ver. Her gün aynı hikaye, bu oyuna bir son
sen miydin sevgili kocacığım? Maşallah, bu akşam hangi dağda kurt öldü? Neden? Neden olacak? Bu kadar erken eve dönmezdin de. Bu geceki partide havamı bulamadım. Eve erken dönmeyi tercih ettim. İsabet olmuş. Yarın erken yola çıkacağız. Ne yolu? Ankara turnesini unuttun mu yoksa? Ben vazgeçtim Ankara'ya gitmekten. Sen yalnız git. Yeteri kadar sarhoşsun Nermin ismi. İhmal edilen bir kadının yapacağı başka bir şey varsa söyle. Benden nefret ediyorsun değil mi? Senden değil, davranışlarından. Seni mesut etmek için her şeyi yaptım. Evet. Bol para, otomobil, elbiseler... Ve gene de yaranamadın. Fakir bir şarkıcıyken yaranabiliyordum. Çünkü aşıktın o zamanlar. Şimdi ise dudaklarımdan bile kaçıyorsun. Kaçtım senin çılgınlıkların sadece. Ama kaçamayacaksın. Beni sevmesen de, birbirimizden nefret de etsek gene ayrılmayacağım senden. Bunu Ankara dönüşü konuşuruz. Bir dakika. Sabah giderken seni göremem. Bana 80.000 liracık lazım. Ne için? İhmalinin bedeli sevgilim. Bir zombi kürke ihtiyacım var. Haklı değil miyim Danuş'um? Kocadan bulamadığım sıcaklığı kürkte bulurum belki. Ankara'ya mı? Bolu'ya kadar. Buyurun. Kemal aşkın mısınız? Hı. Sizi çok takdir ederim. Kımdan sıkışık bir adamı takdir edersiniz herhalde. Kendine gelemedi. Gel hele, gel kıpırdıyor. Neredeyim? Neden karanlık burası? Karanlık mı? Işığı yakın. Siz neredesiniz? Buradayız. Yakarız lambayı. Sen al hele bir cigara. Yaksanıza. Yaktım bey. Görmüyorum, görmüyorum, görmüyorum. Ne oldu sana bey? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Neredeyim, kimim? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Kimim ben? Ne bilelim biz bey? Her kişi kendi adını kendi bilir. Hatırlayamıyorum, hatırlayamıyorum. Korkunç bir şey bu. İsim bu, bulunur. Ali olur, Veli olur.
Belki Hasan'dır. Belki de Ömer. Ömer mi? Ömer. Ömer. Bak buldum bey. Yarın seni şehre götürür bir doktora gösteririz. Bütün meyhaneler benim olsun, bütün meyhaneler benim olsun, benim olsun şişeler, şişeler. Ah, gözümden akan yaşı Sinameki tohumu da nereden çıktı be? Zaten zor doğrultuyoruz üç kuruşu. Al başına bir ortak. Var mı yani bizim bölgede icra-i sanat eylemek? Başkasının çöplüğünde eşinmeyi ben ona gösteririm. Durun! Durun! Kör galiba. Kör mü? Tüh be! Dilenci çanağından para çaldık. Ver paraları be abla, zavallı işte. Vereceğiz ama usulüyle be! Ayıp değil mi lan, vicdanı tıraşlı eşkıya! Erkeksen başkasının parasını yürü! Eşşoğlu beş kulak! Şimdi defol da! Bir de karakol ziyafeti çektirmeyelim sana! Var mı böyle paraları harmanlayıp tüymek? Ulan dağ başı mı burası be? Sonra alırlar adamın tozunu. Tak bir yumruk kökledim köstebeğin suratını. Yardımınıza teşekkür ederim. Duydum kavganızı. İşte paralarınız. Oh, çok teşekkürler. Yalnız şey... Burası İstanbul. Her köşesinde bir öküz evliyası bulunur. Paraları çaldırmamak için tetikte olmalısınız. Yoksa öyleleri var ki, anladın mı? Allah'ın cebinden peygamberi yürütürler ya. Alışırız. Allah'tan kötülerin yanında sizin gibi iyi kalpliler de var. Bu hareketiniz inanın yeni bir umut kapısı açtı hayatımda. Ah, o kadar büyütmeyin canım. Çelimsiz yarım porsiyonluk bir yumurcaktı. Mühim olan yardıma koşmanız. Sokaklar ve insanlar ürkütüyordu beni. Bana cesaret verdiniz, teşekkürler. Fazla başınızı ağrıtmayayım. Allah'a ısmarladık. Bir dakika! Şurada bir kahve var. Bizimle bir çay içmez miydiniz acaba? Rahatsız etmek istemem. Hadi itiraz etmeyin. Sahi söylemeyi unuttuk. Bizler de aynı meslekteniz. Müzisyeniz yani. Ama sahnemiz kaldırım. Duhuliyemiz 25'lik. Ben şahsen şarkı söyler, dans ederim. Hüdaverdi darbuka çalar. Bendeniz de klarnet üzerine talim. Bana da körler okulunda akordiyon öğrettiler. Rahattım orada. Ama sıkıldım. Oradan ayrılıp kendi hayatımı yaşayayım dedim. Bu ilk çalışmaya başladığım gündü. Kurtardığınızda ilk kazandığım para. Etraf hırsız dolu. Görmeden çalışmak kolay değil. Görenin gözünü bile şeşibeş ediyor itoğulları. Peki nerede kalıyorsunuz? Bilmiyorum. Henüz düşünmüş değilim. Bizde kalırsınız. Evimiz kocaman. Ne kocaman? Ya saray gibi. Odalarımızın sayısını bilmiyoruz. Kocaman ya. Hep beraber kalırız. Hep birlikte çalışırız. Akordiyonlu orkestra. Hay Kazım abi. Sakin ne kazanır?
Vurma mı? Peki, vurma. Peki, peki, tabii. Akordeon, tabii şart. Yakınlığınıza teşekkürler. Ama görmeyen gözlerimle ayağınıza bağ olmak istemem. Benim alnıma kimsesizlik yazılmış. Yok canım, bizler de kimsesizdik. Ama Felek akrabadan yakın yaptı birbirimizi. Siz de katılırsınız aramıza. Ha, söyle Kazım abi. Tabii ya, hep beraber daha eğlenceli olur. Doğru laf. Öyleyse itiraz yok. Bizimle geliyorsunuz eve. Hasretmişim böyle sıcak bir dostla. Yaşamaya başladığımı hissettim yanınızda. Çok teşekkür ederim, içim ısındı. Lafına değmez, alt yanı bir çorba. İçimi ısıtan çorba değil, iyiliğiniz, dostluğunuz, insanlığınız. İnsanlık dediğiniz nedir ki? Sermayesi olmayan bedava bir nesne. Öyle de olsa herkese nasip olmayan bir meziyet. Hırsıza 1000 defa teşekkür borçluyum. Niye? Sizleri tanımama sebep oldu diye. Bizim Abdullah. Abdullah mı? Hüdaverdi'nin kardeşi. Sıpaların en sevimlisidir. İsmi biraz acayip de anlayamadım birden. Sabah erken ayaklanacağımıza göre yatsak artık. Ben size odanızı göstereyim, buyurun. Yatağınız biraz serttir ama temizdir, gelin. Şüphesiz. Yürekleri sizler kadar temiz olanların evleri de öyledir herhalde. Hamarattır fosforlu. Yüzünü göremiyorum ama dünyanın en tatlı, en güzel kızı olduğunu hissediyorum. Allah rahatlık versin. Size de. Kimsiniz? Fosforlu. Unuttunuz galiba, hani dün? Hatırladım. Birden uyanınca. Bizimkiler işe çıkarken kıyamadılar sizi uyandırmaya. Duyduğum huzur gevşetti herhalde. Kendimi dostluk ve aile havası içinde bulunca bir başka oldum. Size kahvaltı getirdim. Kör olduğuma şimdiki kadar üzülmedim hiç. Neden? Sıcacık, yumuşak bir el uyandırıyor beni. Sonra kulaklarımda daha sıcak bir ses. Bu avuçlarımda tuttuğum ilk kadın eli. İlk mi? Belki ilk değil ama hatırladığım bir başkası yok. İlk olmak güzel şey. Parmaklarınız incecik, yumuşacık. Bir gariplik veriyor insana. Bana bu kadar yakın olan, beni koruyan bu parmakların sahibini görememek çok acı. Beni görebilseydiniz pişman olurdunuz. Halim öyle berbat ki. Yüzünüzü merak ediyorum ben, halinizi değil. Peki, nasıl bir kızım sizce? Nasıl mı? Mesela, bu ses ancak çok güzel dudaklardan dökülebilir. Bakışlarınızın sıcaklığı ellerinizden belli. Neden kaçırdınız elinizi? Bilmem. Şaşırdım birden. Böyle güzel laflar işitmedim şimdiye kadar.
bir tuhaf oldum. Doktorlu! Geliyorum! Geldiler. Hayrola? İş bulduk abla, iş! Ha? Kaldırımlara paydos artık! Kız, Allah baba, yürüyün ya kullarım dedi bize! Resmen Zümrüt meyhanesinin çalgıcıları olduk, anladın mı? Desene, kara kış soğuk yengen artık ha! Yengen ya! Lay 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 lay! Sıkıyor muyum fosforlu? Niye sıkacakmışsınız? Sana yük oluyorum. Genç bir kız herhalde bir köre baston olmaktan daha başka şeyler ister. Keşke her erkek görmese de sizin kadar ince olsa. Niye siz diyorsun bana? Bilmem, bir tuhafsınız. Alışamadığım bir insan, yumuşak, kibar... Kaba olsaydınız ulan bile derdim size. Sadece sen de yeter. Sen... Ömer, sen! Bir daha tekrarla. Sen! Silinmedi, silinmedi, silinmedi.
Çok güzel bir şarkı. Senin için söyledim. Benim için mi? İnanmam. Neden olmasın? Şarkı dediğin doğru dürüst kıza söylenir. Beni görsen... Seni hissediyorum yetmez mi? Gözlerim görmüyor ama... ...bütün duygularımla çizdiğim bir fosforlu var kalbimde. Nasıl çizdin? Anlatsana ne olur, merak ettim. Nasılım sence? Seni görenler güzelliğin için neler söylediler bilmem ama... Neler mi? Hiç! Islık çalarlar. Sonra yani, o biçim laflar atarlar. Başka ne diyecekler? Halbuki benim görmeyen gözlerimde bir başka kız var. Islık çalınacak değil, saygı beslenecek bir kız. Ne o, gülüyorsun? Yoksa tuhafına mı gitti sözlerim? Kendime gülüyorum ben. Saygı kim, ben kim? Ama gene de hoşlanıyorum bu laflardan. Sen konuşurken başka hissediyorum kendimi. İçmişim gibi tıpkı. İnanır mısın, bayağı sarhoş oluyorum. Biraz da korkuyorum. Neden korkuyorsun? Beni görmüş olsaydın yakıştıramazdın bu sözleri bana. Başka şeyler söylerdin belki. İnan bana fosforlu, tahayyül ettiğim güzelliğini, altın kalbini, ellerimle sıcaklığını hissettiğim iri ve büyülü gözlerini, içimi titreten o ılık sesini anlatmak için kelime bulamıyorum. Sus Ömer, sus! Ağlatacaksın beni. Ağlıyorsun zaten. Ama tatlı bir ağlayış bu. Keşke ömrümce ağlayabilsem. Sevgilim, Ömer'im, canım! Galiba sözlerimi yanlış anladım fosforlu. Bütün sözlerimin altında sadece dostça bir mana yatıyordu. Dostça mı? Evet fosforlu. Belki bana acıdığın, belki alışık olmadığın bir insan olduğum için... ...sana olan kardeşçe sevgimi aşka yordu. Doğru. Ben kimim ki aşık olasın? Halk tarafı basit bir sokak kızıyım. Pisin, saçaklının, aptalın biriyim. Böyle konuşma yavrum. Bazen dostluk aşktan da üstündür. Boş yere yorma kendini Ömer. Cahilim ama ne demek istediğini anlayacak kadar da olgunum. Öyle söyleme fosforlu. Hem sana olan isterim kardeşçe olmasa bile ne bekleyebilirsin benden? Asıl ben kimim? Ben neyim? Başkalarının yardımına muhtaç körün biriyim. Ne olur Ömer, gözlerini bahane etme bana. Senin gözün, senin desteğin olmaya razıyım ben. Bana hakikati söylesen, seni sevmiyorum, sevemem desen bu kadar kırılmazdım. Gidelim artık. Gemilerin mi battı kız? Ne dalmışsın öyle? Hiç. Hiç dediğin de içeride aynı senin gibi. Ne, o kavga mı ettiniz yoksa? Sorma Allah sen Kazım abi. Dert dediğin konuşa konuşa tükenir kızım. Üzme tatlı canını. Sevmek senin de hakkın. Sen ne sevmek hakkından bahsediyorsun Kazım abi? Sevmek haram bana. O da sevmiyor işte. Zorla güzellik olmuyor. Sen onu seviyorsun ama. Hem de nasıl? Deliler gibi. Ölesiye seviyorum. Aşk dediğin de ölesiye olur zaten. Seninki gibi geberircesine. Ama benimki kahretti beni. Bitirdi. Şu içim, şu yüreğim var ya Kazım abi. Yanıyor. Eridiğimi hissediyorum vallahi. Ağlama boş yere. Ömer layık bu sevgine. Melaike gibi çocuk. Beni biraz sevseydi de melaike olmasaydı keşke. Daha nasıl sevsin yahu?
Zavallı, aşktan şaşkına döndü çocuk. Beni kandırmak için söylüyorsun, biliyorum. Yok yahu, bakma feleğimiz morarmış, aşka meşke yan çizmişiz. Ama çakarım gönül davalarından. İnan seni seviyor Fosforlu, çok seviyor, eşekler gibi. Hayır be Kazım abi, kendi ağzıyla söyledi beni sevmediğini. Dostmuşuz, arkadaşmışız. Of, onlar işin raconu be kızım. İşin aslı ne biliyor musun? Gözleri. Kör ya zavallı. Kendisini sana layık görmüyor. Ah, gözleri bir görmüş olsa. Daha kötü. Beni görünce hiç beğenmez belki de. Hadi be, beğenmezmiş. Aynaya dargın mısın sen kız? Hem o başka dünyanın insanı. Bir gün kendi alemine dönerse. Onun alemi sensin, bana sor. Keşke açıkça konuşmasaydık. Oh, ne güzel rüyada gibi aldatıyordum kendimi onun yanında. Korkma, ömür boyu sürecek rüyan. Hem de gerçek olarak. İnan bana, hayatta ölmeden evvel arzu ettiğim tek şey seni gelinlik içinde görmek. Hadi hayırlı geceler. Kazım abi. Yavrum. Gördüm. Hayırdır inşallah. Gelin olmuşum. Damat Abdullah mıydı? Hadi be, sen de Ömer'di. Ha. Gözleri de açılmıştı. Rüyada gelinlik görmek iyidir abla. Belki Ömer abinin gözleri sahiden açılır. Var bunda bir hayır. Vallahi de var, billahi de var. Bu rüya Allah'ın gönderdiği bir haber. Ömer'i doktora götürsek ha Kazım abi, ne dersin? Ben ne diyeyim, kendi desin. Bak burada. Tamam, Ömer, gözlerini bir doktora göstermeyi düşündük. Teşekkür ederim ilginize ama benim gözlerim iyileşmez, doktorlar. Doktorlardan büyük Allah var. Bir rüya gördüm seninle ilgili. Hayra yordu, kırma bizi ha? Peki ama boşuna umutlanıyorsunuz. Başınızda bir yara izi var. Bu ne zaman oldu? Hatırlamıyorum. O halde bir kazaydı. Olabilir, hatırlamıyorum efendim. Peki, çocukluğunuzu anlatın. Onu da hatırlamıyorum. Bütün hatırladığım bana bastonla yürümesini öğretmeleridir. Körlerin gözleri bastonlarıdır. Adımlarını açma, dikkat et diyorlardı. Hepsi bu. Anlıyorum. Hastanız, hatırlayamadığı kaza sonucu hem gözlerini hem de hafızasını kaybetmiş. Yapacağımız ameliyatla belki hafızasını da kazanacak. Yani görebilecek mi? Evet. Ameliyatı için ne lazımsa yapalım. Mazisini hatırlayınca bizi tanımayacak, bizi unutacak bile olsa. Ben de unutmaya çalışırım. Yeter ki o ışığa kavuşsun. Bu ameliyat için ne kadar para lazım doktor bey?
Ameliyatı para almadan yapacağım. Siz sadece hastane ve bakım ücretlerini temin edin, yeter. Teşekkür ederiz. Ne kadar tutar? 3.000 lira kadar. Ya, arkadaş için 3.000 liranın lafı mı olur? Yatırıyoruz hastamızı. Ben de elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederiz. Hele bilakis insaniyetinize teşekkür ederiz. Sen misin Fosforlu? Evet, benim Ömer. Gidiyor muyuz? Sen kalıyorsun. Sevineceğim bir haberim var. Gözlerin açılacak. Demek seni görebileceğim. Ah, inşallah. Demek artık gözlerin içine baka baka seni ne kadar sevdiğimi söyleyebileceğim. Kör bakışlarımı kaçırmadan, yalan sözler aramadan bütün aşkımı anlatabileceğim. Ah, saadetten ölebilirim Ömer. Öyleyse bana olan sevgin dostça, kardeşçe değildi. Evet yavrum. Seni karanlık dünyama ortak etmemek için yalan söyledim. Yoksa seni ilk hissettiğim günden beri aşkların en güzelini yaşıyorum. Ah Ömer'im! Ah Ömer'im! ...2.690 lira daha lazım. Oho! Ölme eşiğim, ölme! Öleceğiz ama gene de bulacağız parayı. Yaşım yetse toto oynardım. Başlarım şimdi senin totona Hüdaverdi. Ulan zenginlik, ulan para! Gözünüz kör olsun, emi! Ah, öyle seviniyor ki gözleri açılacak diye. Ah! Buldum! Buldum, 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 buldum. Benim emektar klarneti mektep edelim. O senin gözünün bebeği be Kazım abi. Sana feda olsun, Ömer'e de. Bir fikrim var. Abdullah'a satalım. O senin kardeşin be. Mühim değil. Alt tarafı eşek sıpası işte. Bir başkasını bulurum. Memlekette eşek mi? Tavşandan hızlı kaçar, deveden fazla yük taşır, insandan çok düşünür, yok mu meraklısı? Satılık mı bu? Evet. Baba, sıpa satıyorlar, alsana bana. Hadi yürü, sıpa alınır mı hiç? İsterim, isterim. Bak, kovboyculuk oynamak için bundan iyisi bulunmaz. Tam Ringo'nun sıpasıdır ha! Ulan Abdullah, bu bizim saatin sesi be! Sus lan! Bu kibar sıpadır, acıkınca karnı zil çalar. Hadi yürü, kandırıyorlar seni! İsterim, bu sıpayı isterim! 150 lira için böyle paşa pantolonu gibi çocuk ağlatılır mı hiç? Peki, peki, alıyorum! Durmadan, uyumadan çalışacağız! Yalnız gazinoda çalışmak yetmez! Dışarıda da ne iş bulursak yapacağız! Tamam. Bayılıyorum sana kız, niye yüz vermiyorsun bana? Sen de amma suluymuşsun be! Keçilik etmez benim olursan, bu yüzük de senin olur.
misin? Eşeklik etmesen iyi olur derim. Yavrum benim! Bağırın bana bak! Hanımefendi yukarıda bağırın! Hayır! Rüstem sen misin? Ne cehennemdeydin dün gece? Fazla mesai yaptık karıcığım. Hangi sürtükle? Oo, halbuki ben de sana yüzük almıştım. 9.000 lira nonoşum. Kocaların en tatlısı, erkeklerin en güzelisin sen. 50, 80, 3, 5, 7... Daha 2.090 lira lazım. Bir haftada nasıl tamamlarız gerisini? Allah büyük ablacığım! Allah büyük ama sandal küçük. Abdullah! Abdullah geri geldi! Abdullahcığım, Abdullahcığım! Allah gönderdi, Allah bizi seviyor! Evet, seviyor! Gene satarız ha! Nasıl satarız yahu çakarlar? Nasıl mı? Boyarız be abi! Boyar boyar satarız kerapayı ha! Tamam boyarız! Şahane bir mısır eşeği oluyor! Beyaz renkte, ne yakıştı kerataya! Seni hangi ana doğurdu? Ana yasa! Be, bacak değil, göçmen testisi! Es! Fukara arzusu gibi öpmesene be! Bana bak Perişan, bu kızın tarifesi ne? Söyle de bir alışveriş yapalım ha! Bana bak, bozulurum ha! Madem dansöz oynatıyorsun, biraz geniş ol be kardeşim! Geniş senin baban, susak ağızlı! Ağzını topla yoksa... Yersin ayvayı! Yürek Yazım abi, bunlara sanat değil, kasaplık et lazım! Anam! Biriz olanı yiyeyim yavrum! Şimdilik şunu ye de hafif kolay olsun! Çalıştık didindik, 1960 lira eksik hala! Yarına kadar hastaneye yatırmamız lazım! Abdullah da kaçmadı ki bir kere daha boyayıp satalım! Hey güzel Allah'ım! Herkese çuvalla veriyorsun, bir gün de bizi gör! Senin kararttığın bir çift göz için istiyoruz bu parayı! Tam çarşafa dolandık yani! Bu yaştan sonra hırsızlık etmek, çalmak geliyor içimden!
500 papelden fazla etmez. 10 bin liralık yüzük bu be insaf. Biz insaf tüccarı değiliz. Sen de yüzüğün sahibi değilsin. Daha fazla vermem. Bana 1690 lira lazım. 500'den fazla vermem. Ben de başkasına götürürüm. Dur. Peki veriyorum. Dur bir dakika. Nerede kaldın be kız? Meraktan ölüyordum. Parayı buldum Kazım abi. Bu kadar parayı nasıl buldun? Yoksa çaldın mı? Çaldın değil mi yavrum? Melek kız. Çaldım Kazım abi. Çaldım. Ömer'imin görmesi lazım. Yavrum. Yavrucuğum benim. Ya seni yakalayıp hapse atarlarsa? Fark etmez. Onsuz dünya zaten cehennem gibi gelecek bana. Ama pusta olmuşum ha dışarıda. Ne fark eder? Meleğim. O da insan bizim gibi. Bunca zaman beraber yaşadık. Beraber mutlu olduk. Beraber aç kaldık. O bizi sevdi, biz de onu. Gözleri görünce... Önceki hayatında kral bile olsa unutmaz seni. Bırakmaz. Yitirme umudu. Doğru. Ümit fakirin ekmeği derler. Hiçbir şey olmasa Allah var yukarıda. Garibanız diye bizi de unutacak değil ya. Üzdüm seni Kazım abi. Sen benim anam, babam, her şeyimsin. İsterdim senin gibi düşünmeyi. Ama faydası yok ki. Nasıl faydası yok? Bir dene bakalım. Benim gibi sokak kızları ancak rüyalarında saadete ererler. İnsan tatlı bir rüya görür de uyanınca şaşırmaz mı? Benimkini de rüya farz et. Hem de tadı hayatım boyu yetecek bir rüya. Yarın son defa görmeye gideceğim onu. Fark ettirmeden vedalaşacağım. Ya ameliyat başarısız geçersin. Sus Ömer, sus! Sana bir şey olursa ben yaşayabilir miyim sanıyorsun? Sensiz hayat ölümden beter olur benim için. Peki... Şimdi sen söyle bana Ömer. Şayet günün birinde beni kaybeder bir daha bulamazsan unutur musun beni? Sensiz yaşamayı düşünemem bile. Bana sevmeyi, sevilmeyi sen öğrettin. Kurumuş gözlerimden mutluluk yaşları akıttın. Nasıl unuturum seni? Ömer, Ömer'im! Affedersiniz, Ömer Bey'i ameliyata hazırlamamız lazım. Başımda olacaksın değil mi? Gözlerimi açınca ilk seni görmek istiyorum. Hep seninle olacağım sevgilim. Allah yardımcımız olsun. Kör müsünüz kuzum? Dikkat etsenize biraz. Ah, Kemal! 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 Ah Allah'ım! Demek yaşıyorsun. Demek otomobildeki sen değildin. İnanamıyorum gözlerime. Affedersiniz, beni birine benzetiyorsunuz herhalde. Şakayı bırak kuzum. Güldürme beni. Sen öldü bilinen ünlü şarkıcı Kemal Aşkın'sın. Ben de karın Neriman. Yanlışlık olacak. Adım Kemal değil hanımefendi, Ömer. Kimseyle de evli değilim. Bunu bana nasıl söylersin? Beni nasıl tanımazsın? Beni, karını! Gözlerim görmüyor, sizi nasıl tanıyabilirim hanımefendi? Ya Rabbi! Demek gözlerini kaybettin. Rica ederim, karım yok benim dedim. Adım da Ömer. Hastanede olduğuna ve hiçbir şey hatırlamadığına göre... Yoksa... Yoksa hafızanı da mı kaybettin? Ah, işte ta kendisi! Tüh be! Yahu 40 kere dilimin ucuna geldi!
Ömer Kemal aşkına benziyor diyecektim, işte bir şey oldu söyleyemedim. Gazeteler sayfa sayfa resimlerle kazada öldü diye yazdıktan sonra kimin aklına gelirdi? Karısı bile inanmış öldüğüne. Bugün onu ikinci defa kaybettim. Ben insan sarrafıyım be kızım. Ameliyattan sonra Ömer, değil Kemal aşkın, Hint padişahı olduğunu öğrense gene koşar bulur seni. Boşuna üzülüyorsun abla. Ömer abi bırakmaz bizi. Tabii ya. Sana dünya bir yana, sen bir yana demiyor muydu? Onu diyen basit bir sokak şarkıcısıydı. Meşhur şarkıcı Kemal aşkın değil. Bak, kellemi keserim. Eğer iyileşince gelip seni bulmazsa ya. Nerede bulacak beni? Hapishanede mi? Dur bakalım. Yakalanmadın ya hemen. Ben senin hapishane köşelerinde sürünmene göz yumamam. Ben de. Daha olmazsa gider ben çaldım derim. Var mı ötesi? Yok, ben çaldım derim. Aa! Durun durun, buldum. En iyisi kaçarız buradan. Kimsenin bulamayacağı yerlere gideriz. Bir şansımızı deneriz ha? Varsa şans deneriz. Yaşa be abla. Anca beraber, kanca beraber. Allah kahretsin. Bunca zaman bekle, tam miras muameleleri biterken herif fortlayıp berbat etsin bir çuval inciri. Dur, telaşlanma kuzum. Daha her şey bitmiş sayılmaz. Biraz aklını kullansaydın, hafızasını kaybetmiş bir serseme kim olduğunu hatırlatmaya çalışmazdın. Ne bilirdim kör ve hafızasını kaybetmiş olduğunu. Ama bir şansımız daha var. Ameliyat sonu gözleri açılsa bile, hafızası yerine gelmeyebilirmiş. O zaman da gene her şey bizim. Ya her şeyi hatırlarsa? Onun da kolayı var. Varını yoğunu elinden alacak bir şeytanlık düşünürüm. Neredeyim? Hastanede. Neden? Ne oldu bana? Dün evet, Ankara yolu aldığım adam... Ha, dün değil, 2 yıl önce. 2 yıl mı? Hayır, imkansız. Deliriyor muyum yoksa? Peki ya Ömer? Ömer? Allah'ım! Evet, Kemal'im ben. Kemal aşkınım. Konsere gidiyordum. Fakat ya Ömer, ya Kazım? Fosforlum nerede? Sakin olun, gelirler elbet. Dedikleri sensin herhalde. Evet, tam zamanında geldim öyleyse. Bunu size Kemal gönderdi. Niçin? Bir süre ona bu çöplükte bakmış, hizmet etmişsiniz. Demek bizleri hatırladı. Bir zahmet kendileri gelemezler miydi? Sizden önce gideceği önemli yerler, göreceği mühim kişiler vardı. Kemalcim dürüst insandır. Borç altında kalmak istemedi. Bize bir borcu yoktu onun. Belki iyi. Ama çok fakirsiniz. Kemal ise zengin ve şöhretli. Onun kazara aranıza düşmesini fırsat bilip... ...para koparmak için 1/2 geleceğinizi düşündü. İleride şantaj yapmamanız için gönderdi. Hayır, inanmam. Hakkımızda böyle şeyler düşünemez. Sizce mühim olan Kemal'in düşüncesi mi? Yoksa gönderdiği para mı? Parayı az mı buldunuz? Sadece terbiyeni az bulduk. Eğer bir an önce çıkmasam fosforludum tutar pataklayabilirim. Ne hakla? 35'e bakla! Ben... Sus lan! Evet.
Burası bir çöplük. Sefiliz. Yoksuluz. Belki garibanız. Kemal Bey'e kim olduğunu bilmeden el uzattık. Belki karnımız da aç olabilir ama gözlerimiz toktur. Bizim Kemal Aşkın Bey'den beklediğimiz ziyane değil, sadece bir selamdır. Fosforlu denen sen değil misin? Evet. Seni hırsızlık suçundan tevkif ediyorum. Bekliyordum zaten. Ona yataklık ettiğiniz için sizleri de tevkif ediyorum. Fosforlu Kazım abi! Hüdam verdi! Ne bağırıyorsun be? Dingo'nun ağrı mı burası? Kazım abileri arıyordum da. Tanımıyorum. Biz yeni taşındık buraya. Hem kirasını da peşin verdik. İnsan utandığı kadar insandır. Sen yüzüğü çaldığını, bunlar da suça iştiraki öylesine yüzünüz kızarmadan itiraf ettiniz ki sizin namınıza ben utandım. Haklısınız tabii ama biz açlık duymaktan utanç duymayı unuttuk hakim bey. Ben hırsızlığa çocukken başladım. Başka kızların bebek oynadıkları bir yaşta benim sıska omuzlarımda hayatın ağırlığı vardı. Hastaydı anam. Açtı, ölecekti. Bir lokma ekmek onu kurtarır zannetmiş ekmek çalmıştım. O ekmeğe karşılık beni çamurlu kaldırımlara çarpan bir tokat yedim. Hatırladıkça acısı hala yanaklarımı sızlatan bir tokat. Ama pişman değilim. Eğer utanmak şartsa ekmeği çalan 6 yaşındaki kız çocuğu değil, çocuğun babasını işsiz bırakanlar, anacını açlıktan ölüm döşeğine düşürenler utansın. Hiçbir hırsızlığımdan utanmadım hakim bey. Belki kanımda var hırsızlık. Ama kendim için kimsenin çöpüne uzanmadı bu eller. Kendim için tek toplu iğne çaldımsa bileklerim kopsun hakim bey. Ama hasta bir komşu çocuk için yumurta çalmak, bir ihtiyarın öksürüklü sırtı için çamaşır ipinden bir hırka yürütmek ayıp gelmedi bana. Sonra Allah'tan Kazım abiye rastladım. Fakir ama ruhu zengin Kazım abiye, insanların en insanı Kazım abime. O olmasaydı belki beni karşınıza bir kaldırım yosması olarak çıkarırlardı. İşte o zaman kızarırdı yüzüm. Anlıyorum kızım. Önce yaptığın hırsızlıklar belki affedilecek şeyler ama bu kıymetli yüzüğü çalmanın cezası çok ağır. Yapmayacaktın. Namusumu feda edip evim beyine teslim olsaydım o yüzük benim olurdu. İstemedim. Cezası idam olsa gene çalardım o yüzüğü. Çünkü hapishane kapıları yüzüme kapanıp beni karanlığa boğarken sevdiğim bir çift göz aydınlığa kavuşacaktı. Aslında ben bir yüzük çalmadım hakim bey, hürriyetimi sattım. Söyleyin, söyleyin bana, suçlu muyum? Vicdanımdan gelen sesi dinlersem seni yanıma çağırıp o temiz yanaklarından öperek şöyle derdim: suçsuzsun yavrum, suçsuzsun. Yaşa hakim bey! Ama toplumun bana verdiği görevi yerine getirerek sana 2 yıl ceza vermek zorundayım. Sağ olun. Durumunuzu anlıyorum. Onun için sizi ton ton yanaklarınızdan öpebilirim. Sevgi dolu bakışlarınıza tekrar kavuşmanın sevinci içindeyim. Ne yazık ki beni bu güzel güne kavuşturan 3 büyük insan aramızda değil. Müsaadelerinizle karanlık günlerimin 3 meleğine huzurlarınızdan seslenmek istiyorum. Sen canım kardeşim Hüdaverdi. Sen Kazım abi. Abilerin en kralı.
Sen canım fosforlum. Acı hatıralarımın tatlı sesi. Karanlık günlerimde bana ışık olan aziz varlık. Karanlık bir mutluluktan ışıklı bir umutsuzluğa yuvarlandığımı, Tanrı'ya al gözlerimi, ver fosforlumu diye yalvardığımı söylersem, inanır mısın bana sevgilim? Eğer beni duyuyorsan yalvarırım. Koş bana, atıl kollarıma, seni bekliyorum. Bekleyeceğim. Bir daha, bir daha aşık olmayacağım kimseyi, hiç kimseyi sevmeyecek, sevmeyeceğim. Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne verilen sözlere inanamam ben artık. Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne verilen sözlere inanamam ben artık. Nasıl terk ettin beni? Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne verilen sözlere İnanamam ben artık. Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne verilen sözlere İnanamam ben artık. Dışarıda yaşayamazsın sen. Her yerde sesini duyup, her köşede afişini görüp ona koşmamak elimde değil. En iyisi İstanbul'dan çok uzaklara gitmek. Bilmediğin bir şey var. Sen ondan kaçıyorsun, o da seni kovalıyor. Her zaman, her yerde. Acaba Ömer'e bir görünsek mi dersin? Görünmek mi? Deli misin be Kazım abi? Bir ona bak, bir de bizim perişan halimize. Ne çıkar? Seviyorsun ya onu. Hem de nasıl? Aşkından geberiyorum. Ölene kadar da seveceğim. Öyleyse niye gitmiyoruz be yavrum? Anlamıyorum. Hayalinde yaşayan fosforluyu öldürmemek için Kazım abi. Haklısın, bunu düşünemedim.
Acaba onu son bir defa gazinoda uzaktan seyredip dinleyelim desem mi? Bana kızar mısın? Ha, ne dersin? Onun hayalini bir kere daha doyasıya gönlüme doldurmak istemez miyim hiç? Ama nasıl gideriz? Kolayını buluruz. Düşünme onu sen, ben hallederim. Merak etme. Bıktım bu fosforludan. Yapacağımız en akıllıca iş ayrılmamız Neriman. Ayrılmak mı? O sokak kızı için mi? Belki o bir sokak kızı ama senin gibilerinin çok üstünde. Senin fosforlun varsa benim de beni seven bir erkeğim var, bana tapan, benim için her fedakarlığı yapan, benimle evlenmek isteyen bir erkek. Öyleyse neden bırakmıyorsun yakamı? Niçin boşanmıyoruz hala? Sana verdiğim yıllar ne olacak? Karşılığını vermeden ayrılmam. Pazarlığını açık yap. Merak etme. Senden fazla bir şey isteyecek değilim. Bu villayı, arabayı, bir de 500.000 lira. Peki. Boşanmak için mahkemeye müracaat ettiğin zaman bu istediklerin senin olacak. Bu klarnete ne verirsin ahbap? ...150 lira. Etme be birader! Şaka mı ediyorsun yani? Çok bir sıkışık olmasam, ne diyorum, 10.000 liraya bilen vermem. Bu benim hayatım be kardeşim. Ha bir ananın yavrusundan ayrılması, ha benim bu klarnetimden ayrılmam. Müzede yok böylesi ama... ...al şu 200'ü de fazla uzatma. Sattım gitti. Kızım benim, seni okşarken zevkten çıldırıyorum. Aynı sözleri şu Neriman olacak kaç sevgiline kim bilir kaç kere söylemişsindir. Merak etme, suyu ısındı sayılır. Yakında basacağım tekmeyi beline. Peki ne bekliyorsun? Kocasından alsın malı mülkü. Ben bir nikah basıp yolcu Abbas. Sepetledim gitti karıyı. Onca emeğimin boşa gitmesini istemezsin herhalde. Alçak! Neriman!